Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Master Plan'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Türkiye'nin kaliteli hekimlerinden birisi. Doçent Doktor Mehmet Patmanov. Kendisiyle daha önce bir söyleşi yaptık. Bugün yine söyleşilerimize devam edeceğiz. Ama bu böyle devam edecek. Çünkü her programda başka bir konuyu işleyeceğiz. Tiroidi konuşacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kendinizi kontrol ettiniz mi? Ben şişmanım, obezim, şuyum, buyum. Eğer diyet yapmam gerekirse bir hekime başvurmalıyım ya da uzman birisine başvurmalıyım. Uzman birisinin sizden isteyeceği ilk şey tiroidlerinize bir baktırmanız. İşte o tiroide baktırdığınız zaman karşınıza bir tablo çıkabilir. Bundan hem korkmayın hem de hocama soracağım. Bakalım bize neler söyleyecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar abi. Şimdi tiroid ile ilgili biraz ön bilgi alalım. Seyircilerimiz de tiroidin ne olduğunu, vücutta ne işe yaradığını bir öğrensinler. Sonra da hastalıklarıyla ilgili konuşalım. Tiroid bezi boyunda bulunan bir organ. Ufak 15-20 gramlık kelebek şeklinde. Şuralarda değil mi? Tam burada Adem elması. Adem elmasının kıkırdağın alt kısmında bulunuyor. Alt kısmında. Ama kendisi küçük ama fonksiyonu, işlevi vücut için çok önemli. Özellikle metabolizma için çok önemli. İşte biraz önce siz de söylediniz obezite. Tiroid bezi vücudun enerji işlenmesini, metabolizma dediğimiz şey o aslında, enerji işlenmesini organize ediyor. Az çalıştığı zaman işte o aldığımız besinlerdeki enerjiyi yakamayınca haliyle de bu en basitinden kilo olarak karşımıza yağ çıkabiliyor. Depolanıyor. Yağ depolanıyor. Vücut yavaşlıyor. Halsizlikler, yorgunluklar, işte saçlarda dökülmeler, ellerde, ayaklarda ödem, şişlikler, bu tür şeyler olabiliyor. Tam aksine fazla çalıştığı zaman da işte bu sefer o enerji fazlalığından çarpıntılar, sinirlilik, ateş basmaları, bu tür şikayetlerle karşımıza çıkabiliyor. Hocam menopozu anlattınız bir de. Menopozda değişiyor mu şeyde işlemi? Yani konunuzu bilmiyorum da. Özellikle bir etkisi olmuyor diye biliyorum ama bir araştırmam lazım. Tamam ama yani şimdi bir menopoz tablosunda bu dedikleriniz var mı? Hormonal hastalık olduğu için menopozda. Doğru. Peki. Şimdi hocam tiroid nodülü. Mesela tiroid nasıl bir organ? Nasıl bir bez daha doğrusu? Organ mıdır bez? Organa girer mi? Organ aslında. Organ. Peki. Nasıl bir bez? Ve bunun içinde nasıl bir yapı daha doğrusu? Tiroid bezi dediğim gibi böyle kelebek şeklinde 15-20 gram çok büyük olmayan bir yapısı var. Ama içerisindeki işte nodül dediğimiz değişik tiroid bezinin içerisindeki aslında nodül dediğimiz şey tiroid bezindeki büyümeleri kastediyoruz. Bu içi su dolu kistik dediğimiz su dolu keseler şeklinde olabilir. Veya solid dediğimiz katı şekilde bir büyümeler olabilir. Ya da ikisinin karışımı şeklinde de nodüller karşımıza çıkabilmekte. Yüzüşme olur mu hocam? Tiroid bezinde yüzüşmeler olabiliyor. Özellikle bu tiroidin iltihaplı hastalıkları var, tiroiditler. Onlarda bez küçülebiliyor tabii ki. Peki şimdi tiroidin çalışıp çalışmadığını insan kendi anlayabilir. Kendi anlayabilir. Biraz önce söylemiştik işte. Özellikle halsizlikler, yorgunluklar, sabah böyle dayak yemiş gibi uyanmalar, saçlarda dökülmeler, ellerde, ayaklarda şişlikler. Bu daha çok nodül bağlantılı. Nodül bağlantılı değil aslında. Yani nodüller her zaman hormonları etkilemeyebiliyor. Yani kişinin boynunda 4-5 santimlik büyük nodüller olup dışarıdan bakınca bile belli olurken hormonları normal olabiliyor. Yani bu her nodül hormon üretiyor veya hormon üretimini baskılıyor gibi anlamına gelmiyor. Tiroid bezinde işte bazı nodüller var. Halk arasında işte zehirli guatr diyorlar mesela. Zehirli guatr, evet. Yani tek bir ufacık nodülü oluyor ama o mesela çok fazla hormon üretiyor. Veya tam tersine işte 5-6 santim nodülü olup herhangi bir hormon üretmeyip değerleri normal olabiliyor kişinin. Peki bir şeylerin yoluna gitmediğini fark ettiniz. Hekime gittiniz. Dediniz ki ben işte kilo alıyorum. İşte şu sıkıntılarım var. Kalbim çarpıyor ya da tam tersi işte. Çok
Kendimi hiperaktif hissediyorum ama o kadar da enerjik olmak istemiyorum. Şimdi hekim orada mesela dahiliye mütehassıslarım bakıyor genelde buna. Öncelikle tabii ki cerrahi aşamadan önceki kısmı dahiliye veya dahiliyenin yan dalı endokrinoloji bakıyor. Ve o nodüllerin alınması ya da ilaçla tedavisi konusunda altın kural hangisinin? Program başında da bahsettiğiniz gibi obez kişilerde bazen hormonlar az çalışabilir. Ama her nodül hormon üretiyor, fazla hormon çalıştırıyor veya hormon üretimi baskılıyor diye bir kuralımız yok maalesef. Bazen böyle ufak bir santimlik nodüller çok aşırı hormon üretip işte halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hastalığa sebep olabilirken bazen böyle 5-6 santimlik nodüllerde hormon seviyeleri normal olabilir. Peki bu nodül neden oluşur? Yani bir sebebi var mıdır oluşmasında? Özellikle nodül oluşumu için sebebimiz aslında bilinen bir sebep yok. Yani bu genetik olabilir mi? Mesela ailede bir tiroid nodülü ya da tiroid hastalığı geçmişi olan birisi çocuklarında da ya da ileriki soyunda. Her hastalığın bir genetik boyutu olduğu gibi illaki tiroidin nodüler hastalığının da bir boyutu olabilir. Genetik boyutu olabilir. Onun dışında özellikle işte Karadeniz yöresinde iyottan fakir gıdalarına, karalahana, beyaz lahana. Evet. Onlarla iyot alımı azlığında orada da guatr mesela değil mi? Evet. Tiroid bezi iyot azaldığı zaman işte üretmek için belki fazla çalışıyor. Bu nodüller oluşumuna sebep olabilir. Onun dışında özellikle bilinen bir nodül oluşumu için şu sebep diyebileceğimiz bir şey yok açıkçası. Hocam tuzlarda iyotlu tuzları tercih eder misiniz? Tavsiye eder misiniz? Onunla alakalı her gün yani sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. İşte kimisi yani rutinde önerilen işte iyotlu tuz kullanımı ama yok bu ara moda ne tuzuydu? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Fosil tuz yani. O kullanılsa daha iyi olur. Rafine iyotlu tuz kullanmayın diyorlar. Çok detaylı bir bilgim yok ama rutinde önerdiğimiz hastalık açısından diyorum ya da iyotlu tuz kullanmak gerekir. Kullanmak gerekir. Evet. Yani eğer tiroid konusunda bir şey varsa, endişe varsa ya da sağlıklı tutmak gerekiyorsa iyot almak gerekiyor. İyottan fakir beslememek gerekiyor. Doğru. Peki bu nodülün belirtileri en bariz belirtisi nedir insanların şüpheleneceği? Nodüller çok küçükse herhangi bir bulgu vermeyebilir. En önemlisi kişiler boyundan da şişlik fark edebilirler. Sadece şişlik 3-4 santimetrenin üzerine çıktığı zaman kişi veya böyle karşısında konuşan kişi sizin boynunuzda şişlik fark edebilir. Onun dışında eğer çok aşırı büyürse ses kısıklıkları, nefes darlıkları, yutma güçlükleri. O içeri tarafa da büyüyor tabii değil mi? Doğru mudur? Evet, içe doğru da büyüyebilir. Tam orada trakea dediğimiz nefes borusunun üzerinde yer alıyor tiroid bezi. Eğer oraya bası yapacak olursa nefes darlıkları, inatçı öksürükler, ayrıca işte yutarken zorluk, takılma hissi. Bunlar çok büyük ileri nodüllerde yani dev nodül dediğimiz nodüllerde karşımıza çıkabilecek peki, şeyler. Peki şimdi aynı soruyu bir daha tekrar. Altın kural sizce ilaç tedavisi midir yoksa cerrahi müdahale midir? Nodüler hastalıktan bahsedecek olursak eğer hangi nodülü ameliyat etmeliyiz? Eğer nodül biraz önce söylemiştik işte çok küçük olup aşırı hormon üretiyorsa bu Graves hastalığı dediğimiz veya zehirli guatr olarak bilinen hastalıkta eğer onu ilaçla kontrol altına alınamıyorsa o zaman ameliyat etmek gerekebilir. Burada nodül 1 santim bile olsa ameliyat etmek gerekebilir. Veya tam tersine görüntülemelerde yani ultrasonografide vesaire herhangi bir kanser şüphesi varsa veya alınan biyopsi sonucunda kanser veya kanser şüphesi varsa o zaman da küçük nodüllerde yine 1 santim bile olsa tabii ki ameliyat etmek gerekir. İyi huylu dediğimiz nodüllerde ise eğer nodül 4 santimi geçtiyse veya takipler içerisinde giderek büyüyorsa biraz önce söylediğimiz kişide yutma güçlüğü, işte boğazda nefes takılma hissi, nefes darlığı o tür şikayetler yapıyorsa o zaman iyi huylu nodüllerde de ameliyat edilebilir tabii ki.
şey midir, zor bir ameliyat mıdır? Yoksa daha konforlu hale geldi mi teknolojiyle? Teknoloji bizim ameliyattaki konforumuzu artırıyor. Haliyle bu tabii ki hastaya da yansıyor. Zorluğu bu ameliyatın en önemli problem halk arasında da en çok korktukları şey tam burada tiroid bezinin altında bizim ses tellerine giden, onları kontrol eden sinirler geçiyor. Evet, doğru. Eğer o sinirler ameliyat anında hasarlanacak olursa, zarar görürse, o zaman işte seste kabalaşma, ses kısıklığı, hatta kalıcı nefes darlıkları, ses kısıklıkları olabilir. Bu da halk arasında zaten guatr denildiğinde veya tiroid denildiğinde ilk akla gelen soru bu oluyor. Acaba sesim kısılır mı? Nefes alamaz mıyım? Kişilerin en büyük korkusu bu. Ameliyatlar tabii ki daha konforlu hale geldi. Özellikle işte bu cerrahiyle uğraşan hekimlere başvurabilirlerse, yani bir işi ne kadar çok yaparsak ehil olunacağı için haliyle de ya komplikasyon dediğimiz bu tür işte sinir yaralanması, kanamalar vesaire, bunlar bu işin olmazsa olmazları tabii ki. Ama ehil kişilerde bu oranlar çok daha aza iniyor. O yüzden olabildiğince bu tiroid cerrahisi için daha çok tiroid ameliyatı yapan bir hekime başvururlarsa bu komplikasyonların görülme oranı tabii ki azalacaktır. Yine biz tiroid ameliyatlarında artık bir sinir monitörü de kullanıyoruz. Bu neredeyse rutine bindi. Ne yapıyoruz bu sinir monitörüyle? Biz ameliyatta zaten oradaki o biraz önce bahsettiğim sinirleri gözümüzde görüyoruz. Bir de bu monitörle uyarı aldığımız zaman kendimizi teyit etmiş oluyoruz. Ve daha bizim için konforlu oluyor. Bazen özellikle tiroidin kanserlerinde oralar çok yapışık oluyor. Veya tekrarlayan biyopsi alınmış hastalarda tiroid bezinin oralar çok yapışık oluyor. Bu yapışıklıklar neticesinde de ameliyatta işte bu sinirin zarar görme ihtimali artıyor. Haliyle de bu sinir monitörü bizim için bir konfor haline gelmiş oluyor. Peki şimdi siz genel cerrahi uzmanısınız. Mesela bu ameliyatları yapıyor musunuz? Ya ben daha çok bizim genel cerrahi geniş bir alan olduğu için daha çok özellikle meme kanseri, memenin iyi huylu hastalıklar ve işte tiroid iyi huylu hastalıkları ve kanserle ilgilenmeye çalışıyorum. Peki bunu mesela tiroid operasyonunu bir genel cerrahi uzmanı mı yapması lazım, yoksa başka bir hekimle işbirliği içinde mi yapması lazım? Şöyle, tiroid ameliyatlarını genel cerrahlar ve kulak burun boğaz uzmanları yapıyor zaten. Evet. Biz tek başımıza bu ameliyatı yapabiliyoruz. Bazen tabii ki zorlandığımız iki hekim girmek zorunda. Yani orada zorunda. Bir ekip çalışması olması gerekiyor mu? Rutinde öyle bir uygulamamız yok. Ama bazen büyük, özellikle tiroid kanserlerinde boyundaki lenf bezlerinde sıçrama olduğunda oralardaki lenf bezlerini temizlememiz gerektiğinde karşımıza tabii ki bir meslektaşımızla girmek bizim için bir konfor. Öyle bir kolaylığı olabilir ama rutinde böyle bir ekipçe yapılan bir ameliyat değil. Peki tiroid bezinin olması ya da olmaması, yani ameliyatta çıkarttılar. Tamamı çıkartılabiliyor mu? Eğer kanserse tamamını çıkarmak gerekiyor. Çıkartmak gerekiyor. O zaman vücut nasıl bir sinyal alıyor? Tiroid bezinin yokluğu zaten vücut bu çok hayatla bile bağdaşmayabilir. Dışarıdan ömür boyu ilaç kullanmaları gerekiyor. Tiroid hormonunu dışarıdan ömür boyu almaları gerekiyor. Düzenli karşılar mı, aynı şey midir? Aynı şeydir. Yani sonuçta o hormonu biz dışarıdan kişiye vermiş oluyoruz. Ara ara da işte düzenli kontrollerle bazen doz ayarlaması yapmak gerekebiliyor. Daha dün annem aradı beni. Annem de benim öğrenciydim. O zaman işte tüm tiroid bezi alınmıştı. Onun iyi huylu nodülleri vardı. Bir kanser değildi ama işte ara ara bir tiroid hormonlarını dengelemek, ilaç dozunu ayarlamak gerekebiliyor. Dün aradı ki kan tahlillerim, bir baksan sonucuna da diye. Şimdi ilaç ayarlamasını yaptık. Yani bir düzenli kontroller gerekiyor ömür boyu. Ömür boyu kontrol etmek evet. Gerekiyor. Peki şimdi mesela bazı şeker ilaçlarının işte adlarını vermiyorum tabii. Zayıflamaya iyi geldiği söyleniyor. İçindeki etken maddesi nedir bilmiyorum. Ama sonuçta sanki tiroidle bağlantılı bir durumu var gibi gözüküyor.
Yani işte dışarıdan diyorsun steroid hormonu. Şimdi milletin aklına da şu gelir. Ya ben dışarıdan steroid hormonunu alırsam çoğunu ya da azını, onun ölçüsü vardır. Zayıflar mıyım? Bunu, ya da engeller miyim? Bu söylediğiniz planda dışarıdan alıp kullanan çok insan var. Var değil mi? Yani tamam metabolizma hızlanıyor, zayıflıyorlar ama diğer taraftan da işte atıyorum başka çarpıntı bir şey yapıyor, zararlıyor, değil mi? Sinir sistemini bozabiliyor, kalbini bozabiliyor. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu şundan diyorum, bazı sahtekarlar var piyasada, zayıflatma ilacı diye sattıklarını iddia ettikleri bazı şey ekstretler var. İşte onu muhtemelen içerisinde steroid preparatları. İlaç koyuyorlar yani. Siz de sanıyorsunuz ki ben işte o ilaçla zayıfladım. Oysa ki vücudun doğal ve klasik yöntemini kopyalıyor, taklit ediyorlar. Evet. Dışarıdan veriyorlar. Peki, tiroid bezinin eğer çok böyle anormal bir durumu yoksa, kanser değilse, işte iyi huylu nodüller gerçekten şişlik yaratıyor, nefese zorluk veriyorsa, ne kadarını tiroid bezinin alınabilir ya da alınmalıdır? Bir de kendini yenileyen bir organ değil bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Şöyle, bir karaciğer gibi kendini yenileyen bir organ değil ama orada bazen tiroid ameliyatı sonrasında orada kalan küçük dokular eğer kişi yeterli dışarıdan hormon almazsa onlar bez büyüyebiliyor. Öyle hormon mi? Üretmeye başlayabiliyor. O yüzden özellikle kanser ameliyatlarından sonra vesaire geride zaten doku bırakmak istemiyoruz ama eğer doku kaldıysa da onu baskılamak istiyoruz tekrar çoğalmasın diye. Nodüler hastalıkta ameliyatta ne yapıyoruz? Tüm hastalarda tiroid bezini tamamen alıyor muyuz? Tabii ki almıyoruz. Özellikle iyi huylu hastalıktan bahsedecek olursak atıyorum tiroid iki lobdan oluşuyor. Diyelim ki sağ lobunda nodülleri var. Sol lobda hiçbir şey yoksa onu sadece sağ taraf nodüllerin olduğu kısmı almak yeterli. Hatta sol lobda yeteri kadar fonksiyon görmeye başlarsa o kişiler ilaç bile kullanmadan hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Bir de şey var mesela şimdi göğüs kanserinde sağ göğüste ya da sol göğüste kanser varsa, kanserli hücre varsa tedbiren öteki göğüste alınıyor. Doğru mudur bu? Rutinde öyle bir uygulama yok. Uygulama yok ama genelde mesela Angelina Jolie öyle bir ya şey yaptı. Özellikle o şeyde genetik yatkınlığı olan. Yatkınlık. Yani. Mesela Angelina Jolie'nin genetik yatkınlığı evet. Vardı aileden dolayı. Şimdi mesela diyelim bir sağ ya da sol lobda kanserli bir hücre var ve siz müdahale etmek durumundasınız. Ettiniz. Orayı temizlediniz. Şimdi biraz önceki cümlenizi hatırlıyorum ben. Genelde çok fazla doku bırakmak istemeyiz ve baskılarız dediniz. Solu da almak durumunda mısınız? Eğer kanserse tüm tiroid bezini almamız lazım. Tamamen almak. Evet. Bazen bu mikro kanser dediğimiz böyle başlangıç aşamasında kanser gibi anlatabiliriz. Eğer mikro kanserse 1 santimin altındaysa o zaman hastayla da tabii konuşarak yine tek lob alınıp diğer lobu takip edebiliyoruz ama bu kişilerin o da başka bir operasyon. Rutin takiplerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Bir de bizim Türk toplumunda kanser lafını duyunca çok korkuyoruz açıkçası. Birçok kişi işte o durumda da hocam ben tamamını al ben o riski bir daha göze almayayım, tekrar uğraşmayayım, temizlensin gitsin düşünceleri oluyor. O yüzden onlar da genellikle total tiroidektomi dediğimiz tiroid bezini tamamen alıyoruz. Peki insanlara ne önerirsiniz? Mesela şimdi ben sağlık ocağına gittim. Dedim ki tam kan sayımı istiyorum. Her şeye bakın. Baktılar bana bir rapor verdiler. Orada tiroide de bakabiliyorlar. Doğru mu? Evet bakılabiliyor. O rakamlar neyi ifade ediyor? Yani normal değerlerde ise bir şey ifade etmiyor. Sağlıklısın diyor. Ama azlığı ya da çokluğu. Şimdi şöyle tiroid hormon sonuçlarının normal olması tiroidde bir hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle mi? Evet. Yani diyorum tiroid bak çok önemli bu söylediğiniz. Çünkü biz mesela gidip bakıyoruz diyoruz ki evet tiroidler normalmiş. Ama diyorsun ki o normal olmayabilir. Yani bu hormon değerlerinin normal olması bezde hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Atıyorum tiroid kanseri olan birinin hormonları normal olabilir. Yeni atıyorum 1 santimlik nodülü vardır. Kişi de bir semptom da vermemiştir. Yani atıyorum yutma güçlüğü yapmamıştır, şişlik yapmamıştır, öksürük yapmamıştır.
hormonları normaldir. Bu kişi sağlık ocağına gidip de orada aile hekiminde tahlilleri yaptırdığında hormonları normal gelmesi tiroidde bir hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Peki nasıl bir tedbir ya da takip yapmalıyız? Takip veya tetkik anlamında. Yani illa sonucu mu görmek zorundayız? Yani bir rahatsızlık hissettiğimiz zaman mı tiroid aklımıza sorun haline geliyor? Tiroidde rutin tarama bir programı yok aslında. Yok. Ama dahiliye veya genel cerrahi uzmanına ya da bir endokrinoloji uzmanına başvurulursa özellikle bir tiroid muayenesi, sonrasında da bir ultrasonografi. Elle yapılan muayene. Elle muayene, evet. Kişi oturtularak. Anlaşılır değil mi? Anlaşılır mı? Yani böyle çok küçük nodüller anlaşılamayabilir. Ama böyle 1-1,5 santimlik nodüller özellikle bu işle uğraşan kişiler fark edebilirler. Daha sonrasında da işte özellikle ultrason bizim elimiz, ayağımız, gözümüz. İlk yapılacak şey ultrasonografi. Ultrasonografide nodül var mı? Nodül varsa nodülün yapısı. Biraz önce söylemiştik işte kistik olabilir, solid dediğimiz katı olabilir. Bunun yapısı hakkında bize bilgi verebilir ve özellikle de orada herhangi bir kanser şüphesi varsa bize onu söyleyebilir. O yüzden muayene sonrasında da ultrasonografi tiroid peki, için mesela, şimdi, önemli. Peki mesela ultrasonografi çok önemli dediniz, doğru sizin anlamınızda. Mesela MR. MR'da hücreyi de görüyorsunuz bildiğim kadarıyla, değil mi? Hücrenin yapısını da görüyorsunuz ve kesitler halinde. Evet. O MR'a gider mi mesela bir şeyden şüphelendiği zaman? Peki? Rutinde tiroid hastalıklarının tanısında MR'ın yeri yok açıkçası. Kullanmıyor. Ultrasonografi bizim için yeterli. Ultrasonografide eğer bir kanser açısından şüpheli bir şey varsa yine ultrason eşliğinde iğneyle oradan biyopsi alınabiliyor. Ve böylelikle tanıyı koyabiliyoruz. Ultrasonografi bize çevredeki lenf nodlarını, boyundaki lenf nodlarını da değerlendirmemizi sağlıyor. Haliyle de bir kanser varsa lenf nodlarına bir sıçrama var mı yok mu? Bunları da yine ultrasonografiyle değerlendirebiliyoruz. Yani bir MR çekmemize rutinde gerek olmuyor. Biyopside sıkıntı var mı? Biyopsi, bu hafta daha iki tane hasta geldi. İkisine de biyopsi önerdim. Hocam işte biyopsiyle hastalık yayılır dediler. O arada kanama olabilir dediler. İşte sesim kısılır dediler diye iki hastayı güç bela biyopsi yapmaya ikna etmek zorunda kaldım. Biyopsinin riski var mı? Yani risksiz bir hiçbir iş yok aslında ama yani. Ama o söyledikleri gibi yayılmam vesaire olmaz yani, değil mi? Öyle bir onlar şey, şehir efsanesi yani. Onlar halk arasındaki safsatalar diye. Yani. Evet. Biyopsisiz iş olmaz. Yani İyi huylu olduğunu düşünsek bile eğer bir şüphe varsa veya nodül büyükse işlem öncesinde adını koymamız lazım ki ameliyatta atıyorum tek tarafta nodülü var. İyi ise atıyorum tek taraf almamız bize yetecek ama kanserse belki diğer tarafı da almamız gerekiyor. Yol haritamızı çizmek adına biyopsi bizim için önemli. Peki operasyon sırasında kanserli olup olmadığını hemen biyopsiye gönderiyorsunuz herhalde ya da ameliyatta aldığınız parçayı hemen o frozen inceleme dediğimiz hızlı patoloji rutinde tiroid ameliyatında rutin uyguladığımız bir şey değil. Yani öyle mi? Çıkaralım, gönderelim, tek tarafa alacağız. Bir kanser var mı yok mu bize söylesinler de ona göre diğer tarafa alalım gibi bir uygulama rutinde yok. Yok mu? Yok. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tiroid konusunda bizi bilgilendirdiğiniz için ben de çok şey öğrendim. Umarım seyircilerimiz de öğrenmişlerdir. Umarım. Peki, çok faydalı olmuşuzdur. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.